Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Lego şehri videosuna hoş geldiniz. Biliyorum uzun zamandır Lego şehri videosu çekmiyorum. Çünkü bir sürü yapmamız gereken yeni setlerimiz vardı. Bir sürü ilerlememiz gereken seriler vardı. Onları bir müddet ilerlettik. Yapmamız gereken yeni setleri yaptık. Ve şimdi bu video Lego şehri videosu. Ama bu şehir videosunda yalnız olmayacağım. Bana bir arkadaşımız yardım edecek. O arkadaşı siz çok iyi tanıyorsunuz aslında. Instagram'da hesabı var. Pinky Figure isimli hesabın sahibi Dila Özer. Buyurun Dila Hanım. Merhabalar herkese. Tamam tekrardan. Merhaba herkese. Doğmaktan çok mutluyum öncelikle. Hoş geldin Dila. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Aslında bu Dila'nın bana ilk yardımı değil. Bir önceki video olan Lego odası videosunun düzenlenmesinde de özellikle setlerin yapım kılavuzlarının düzenlenmesinde de kendisi bana çok yardımcı oldu. Tekrardan teşekkür Rica ediyorum. Rica ederim, ne demek. Bu videoda da çok ama çok yardımcı olacak. Kendisi bir set yapacak. Lego şehrinin peyzajını düzenleyecek. Kendi Yapışlar. Gördüğü eksikleri kendi şehriymiş gibi düzenleyecek Kesinlikle. Arkadaşlar. Kesinlikle kendi şehrim gibi. Evet. Hepimizin şehri. O Hepimizin şehri aynen. Bütün Türkiye'nin şehri bu Lego şehri arkadaşlar. Evet. O yüzden siz de hiç çekinmeyin ve mutlaka yorumlarda önerilerinizi belirtin. Var mı Kesinlikle. Söyleyeceğim bir şey? Merakla bekliyorum. Şehri de ben ilk defa göreceğim. Aynen. Daha şehri görmedi daha arkadaşlar. Görmedim. Daha şehri görmedi Dila. Evet. O yüzden şimdi çıkacağız yukarıya. Evet. Önce bir şehri görecek. Ondan sonra biz yapım aşamalarına başlayacağız. Ve size anlata anlata yapacağız arkadaşlar. Çok Çıkalım mı yukarıya? Olacak. Çıkalım. Meraklıyım. Tamam. Merakla bekliyorum. Aynen. Hadi gidelim arkadaşlar. Evet, burası tren garımız. Daha doğrusu limanımız. Limanımızın devamı. Görüyorsunuz burada limanımız var. Hakan abinin getirmiş olduğu liman setini hala koyamadım. Daha temizleyemedim. Ona vaktim olmadı. Bakın plajımız. Plajda herhangi bir değişiklik yapmayacağım zaten. Yeşil bölgeyi zamanımız kalırsa Dila Hanım bir el atar diye düşünüyorum. Şu görmüş olduğunuz Simpsons setlerini buraya getireceğim arkadaşlar. Burada dursun onlar. Orayı boşaltacağım çünkü ilerleyen bölümlerde oraya daha yapacağız. Evet. Şehrimizin şehir meydanı bu şekildeydi. Buraya Dila'nın da yardımıyla güzel bir şehir meydanı yapacağız. Modüler binalarımız. 3 modüler binamız kalmıştı yapacağımız. Onları temin ettikçe şehrimize ekleyeceğim. Görüyorsunuz Avengers Kulesi ve Daily Beagle'ımız. Burada da sanırım Dila'nın en sevdiği bölge panayır. Panayırı büyüteceğiz arkadaşlar bu bölümde. Şurada görmüş olduğunuz ahşap masayı dışarı çıkaracağım. Onun yerine 2 tane daha IKEA'nın masasından aldım. Onları yerleştirip panayırımızı daha da büyüteceğim. Ve yine Dila bize eski Haunted House'u yapacak. Ona bir mezarlık yapacak. Dedi ki... Diğer hayatı da düşünmek lazım. Diğer... Bir eğlence var. Bir de öbür tarafta var. Evet. Yani eğleniyoruz, gülüyoruz ama öbür tarafı da düşünmemiz gerekiyor. O yüzden Haunted House, öbür eski Haunted House'u da yanına alabiliriz. Bir de böyle mezarlık alanı düşünüyoruz. Mezarlık alanı gibi bir şey yapacağız. Aynen. Hem Monsters Fighter serisinin Haunted House'ını kullanaraktan hem de bir Hidden Sight mezarlık seti var arkadaşlar. Onunla beraber birleştirip güzel bir mezarlıklı, biraz böyle korku temalı bir bölge yapacağız. Çünkü diğer tarafı da düşünmek lazım diye düşünüyoruz. Bol hayaletli. Şimdi size yapacağımız setleri göstereyim. Evet, bakın eski Monster Fighter serisinin Haunted House'u. Bu da Hidden Sight setimiz. İkisini birleştirerekten güzel bir mezarlık alanı yapmayı düşünüyoruz. O zaman haydi. Başlayalım hadi. Evet arkadaşlar. Kolay gelsin hocam. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Şunu işte şuraları bir seviye yükseltme yapıyoruz. Evet. Sonra üzerine meydana başlayacağız inşallah. Hadi bakalım inşallah maşallah. Şu şeyleri eşitliyorum. Olanları kaldırdık filan. Tamam. Parça parça gidiyor. İyi hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, ben de işin marangozluk kısmını, daha doğrusu montaj kısmını yapayım dedim bu arada.
Buraya 3 yeni Limnon Adils IKEA masası koydum. 60'a 100'lük panayır kısmını bu tarafa doğru uzatacağım. Aslında bir de şöyle düşündüm. Acaba dedim şehir merkezini, şuradaki şehir merkezini şu anda Dilan'ın çalıştığı tarafları komple buraya mı alsak acaba dedim. Daha güzel olur dedim. Bilmiyorum vallahi. Yani ilerleyen zamanlarda onu da yapabilirim. Ama şimdilik panayır kısmını bu tarafa doğru biraz daha uzatacağım. Öncelikle bu görmüş olduğunuz base plate'lerden şimdi bu masaların üzerine de koyacağım. Gördüğünüz gibi yeşil base plate'lerimizi yerleştirdim. Şurada yine bir 3-4 base plate eksiğimiz var. Daha doğrusu 2-4-5 yeşil base plate. Şimdi burada bazı değişiklikler yapacağım. Yaptıktan sonra size hepsini anlatacağım. Evet arkadaşlar, gerçekten bu videoda da bir sürü yenilik var. Öncelikle duvarımızı gösterelim. Atatürk portresinin yanına Hogwarts'ın Ultimate amblemini yerleştirdim. Bence gayet güzel oldu. Bunların yanına da dünya haritasını yerleştiresim var. Fakat şuradan geçiş iyice zorlaşacak. Plajımızda ve limanımızda herhangi bir değişiklik yapmadım. Ormanlık alanda da herhangi bir değişiklik yapmadım. Daha önce de söylemiştim size. Ortaçağ demircisini oradan alacağım. Bakın Brain City yazımız çok güzel bir şekilde duvarda duruyor. Ama burada bir sürü yenilik var. Gördüğünüz gibi ilk çıkan Haunted House'u, yani Monsters Fighters'ın Haunted House'unu buraya koydum. Daha tam düzenlemedim çünkü bunun önüne bir mezarlık gibi bir şey yapasım var. Bence gayet hoş durur. Bu Haunted House da bayağı detaylı bu arada. Şu şekilde açabiliyoruz arkadaşlar. Bakın içine. Yeni Haunted House kadar olmasa da eskisi de bayağı bir detaylı ve güzel. Simpsonların evini buraya getirdim, buraya koydum. Bence burada daha yakıştı. Bakın, karşı taraf boşaldı. Bu karşı tarafı arkadaşlar, helikopterin olduğu yerden bir dağ yapmaya başlayacağım. Dağın içinden bir tünel geçirmeye başlayacağım. Ayrıca bu tünelin içerisinde şuradaki ray ikiye ayrılacak. Rayın biri bankonun üzerine çıkacak. Orası Hogwarts bölümü olacak. Daha önce size bunu anlatmıştım ama şu anda daha detaylı anlatıyorum. Biliyorsunuz orada bir eğim var. Görüyorsunuz. O eğimi çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Tabii bunun için bir sürü parça lazım. O parçaları tedarik etmeye başladım ama henüz daha hepsi elimde değil ne yazık ki. Ve daha girmeden önce de şu bölgeye de şu andaki Jurassic Park'ın arka kısmına, Jurassic Park kalkacak oradan. Onun arka kısmına da bir Diagon Alley, yani şuradaki Diagon yolu setini oraya koyacağım. Onların ucuna da bir Hogwarts tren garı koyacağım. Ve o gardan kalkan trenler tünelin içerisinden diğer yola girerekten şu bankonun üzerine doğru çıkacak. Evet, şimdi yine büyük değişikliklerin olduğu yerlerden biri. Sağ olsun bu bölümde Dila bayağı bir yardım etti bana. Ona tekrardan teşekkür ediyorum. Bakın, meydanımız artık ortaya çıkmaya başladı. Şu yanlarda, şu bölgelerde parça lazım. Onların siparişini verdim arkadaşlar. Yakında gelecek ve burası çok daha güzel gözükecek. Ayrıca ağaçlandıracağız. Bütün ağaç parçaları da bakın şuralarda hazır duruyor. Onları buraya düzgün bir şekilde koyacağım. Burası çok güzel olacak bence. Gerçekten beklediğimize değecek. Onun dışında şimdi buraya 3 masa daha ekledim söylediğim gibi. Bu 3 masa panayır alanını gerçekten çok güzel genişletti. Panayır alanı en son eklentilerle bayağı bir sıkışmıştı. Şimdi bayağı bir ferahladı. Çok güzel oldu. Ferahlayınca da panayırın etrafından hem sadece panayırın etrafını dolaşan hem de bütün şehri dolaşan rayı koydum. Yani eskiden buradan böyle dönüyordu tren rayı. Artık dönmüyor. Dümdüz devam ediyor. Böyle olunca da burada bir boşluğumuz oluştu. Şöyle. Buraya gördüğünüz gibi yeni yaptığımız Lego Store'u koydum. Lego Store gerçekten çok güzel. Şimdi göstereceğim size. Şuraya da Kiwik Market'i koydum Simpsonların. Evet, hadi gelin şimdi Lego Store'umuza bakalım arkadaşlar. Lego Store'umuz 2 katlı tasarlandı. Şöyle biraz çevireyim, daha güzel gösterebilelim. Evet, bakın
Bir yerden yardım aldın mı? Evet, Rebel Cable sitesinde bir Lego Store tasarımı var. Ondan biraz yardım aldım ama baya baya bir değiştirdim. O 16'ya 32'lik bir yer kaplıyordu. Bu 32'ye 32'lik bir base plate üzerine kurulu. Yani baya büyük. Şu modülerler kadar büyük bir Lego Store oldu arkadaşlar. En üstünü kaldıracak olursam kırmadan. Evet. Üst kata çok fazla bir şey koymadım şimdilik. İleride koyacağım. Şurada bir merdivenimiz var. Bakın. Gayet geniş bir Lego Store. Hatta Türkiye'de bu kadar geniş bir Lego Store bence yok şu anda. Ve şimdi de birinci kata bakacağız. Zemin kattayız arkadaşlar. Bakın pike birik duvarı çok güzel gözüküyor. Şurada Lego setleri var. Diğer binalarla birleşebileceği delikleri mevcut burada. Kepenkleri falan Lego yazılarıyla gerçekten güzel bir Lego Store oldu bence. Siz de fikirlerinizi lütfen yorumlar kısmına yazınız. Lego Store mock'unu yaparken 4 adet 40-305 kodlu... Dur kızım. Ne oldu? Hoş geldin. Ne haber? Evet. 4 adet 40-305 kodlu Lego Store setinden, 1 adet 40-145 kodlu Lego Store setinden ve 1 adet de 40-178 kodlu VIP Polybag'inden yararlandım arkadaşlar. Ayrıca kendi parçalarımdan da bir sürü parça kullandım. Yani öyle çok da kolay bir mock olmadı açıkçası. Bunun sebebi de normal projeyi daha da büyüttüm, daha da değiştirdim. Biraz daha kendimden bir şeyler kattım. O yüzden bir sürü farklı parça kullandım. Evet, gördüğünüz gibi panayır alanımız harika oldu. Ve şuradaki tren raylarının arkasında da biraz boşluk bıraktım ki buraya yine bir tünel yapacağız. Bir hafif böyle yükselteceğiz. Şöyle yükselteceğiz burayı. Bu Disney Kalesi'nde onun üzerine koyacağız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olacak. Hem panayır alanında daha çok yer açılmış olacak. Tabii buradan geçerken daha da zorlanacak mıyım? Tabii ki de zorlanacağım. Ve şurada çok güzel bir boşluğumuz oldu. İki taraftan da böyle ortaya doğru yetişebiliyorum. Burası yaklaşık 150-160 santim. Bir taraftan 90 santime uzandığım için sıkıntı olmayacak gibi duruyor. Gerçekten bu şehir videomuzda güzel yeniliklerimiz oldu. Aslında daha fazla yapabilirdim ama dediğim gibi parçalarımız yetmedi ne yazık ki. O kadar çok parçam var ama yine de yetmedi arkadaşlar. Tam 5 Bricklink dükkanından sipariş verdim bu hafta. Onların gelmesini bekliyorum. Bir sonraki şehir videosu daha yakın tarihte olacak. Bu kadar uzatmayacağım arayı, merak etmeyin. Ve çok da güzel yenilikler olacak arkadaşlar. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar, gördünüz, trenimiz bütün şehrimizin etrafını dolaşıyor artık. Çok güzel oldu. Panayırımızın alanı da bence çok güzel oldu. Ayrıca burada Kivik Market'i koyduk. Ayrıca şuraya 3 tane daha modüler bina sığar. Şuraya bir modüler bina daha sığar ve burası çok daha güzel bir alan olabilir bence. Ama şöyle bir fikrim daha var. Acaba dedim, bu bütün şehir merkezini bu panayırın olduğu yere mi alsaydık? Hepsi bir bütün halinde gözükseydi. Böyle bir fikrim var ama yani şurayla şuranın yerini değiştirmek şu anda var ya, yani en azından bütün olarak 12-13 saatimi alır diye düşünüyorum. Şimdilik yapmak istemiyorum böyle bir şey. Önce bakalım bu şekilde gidelim. Ondan sonra belki yerlerini değiştiririz. Ve burada gerçekten yani şurada panayır
şehri ikiye bölmüş gibi olacak diye düşünüyorum. Burada sonuçta bir kenarda daha şık durur diye düşünüyorum. Evet, bir sonraki bölümde yine bir iki bina ekleriz şehrimize. Ayrıca belki şu görmüş olduğumuz Disney Kalesi'ni yükseltmiş ve altından tren geçirmiş olabiliriz. Bakalım inşallah. Bu meydanımızı tamamlamış oluruz. Buraya çok güzel bir şöyle yürüyüş yolu eklemiş oluruz diye düşünüyorum. Belki tren raylarıyla, tren yoluyla kaldırımın arasına da bir böyle bariyer koyabiliriz diye düşünüyorum eğer zaman yeterse. Ve de şu görmüş olduğunuz eski Haunted House'un önüne de bir mezarlık düzenleyebilirim diye düşünüyorum. Bu şey gibi oldu aynı. Netflix'in dizileri gibi oldu arkadaşlar. Önce eski bölümlerden alıntılar, sonra bölüm yayını, daha sonra da böyle bir sonraki bölüm hakkında bilgi verilir ya. Aynı onun gibi oldu. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir şehir videosunun daha sonuna geldik. Gerçekten Dila çok yardımcı oldu. Güzel bir meydan yaptı. Eski Haunted House yaptı. Ona tekrardan çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Severek yaptım hepsini. Ve zevk alarak yaptım. Kendi yerim gibi yani açıkçası. Umarım herkes de beğenir. Videonun girişinde de söylediğim gibi uzun bir aralık vermiştik. Bundan sonra o kadar fazla aralık vermeyeceğiz. Ama her ay bir veya iki tane şehir videosu mutlaka olacak. Biraz da vloglara ağırlık vermek istiyorum açıkçası. Güzel vloglar çekeceğiz. Şehir hakkındaki görüş ve önerilerinizi lütfen yorumlar kısmına hiç çekinmeden yazın. Hepsini teker teker okuyorum. Hepsini inceliyorum. Hepsini değerlendiriyorum. Hepsi bana bir fikir veriyor. Onları beyin süzgecimden şöyle geçiriyorum. Ona göre hareket ediyorum. Dila, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Söylemek istediğim şehri de çok güzel bir şehir oluyor. Hani tam daha da böyle tekrar gelip yapmak istediğim yerler var. Hala hatta, böyle aklımın kaldığı. Hatta şimdiden bir program daha yapmak istiyor açıkçası. Aynen öyle. Yetmedi bana. Çok uzun kalamadım. Kısa bir sürede ancak bu kadar oldu. Teşekkürler. Rica ederim. Çok sağ ol. Çok severek yaptım. Yine geleceğim inşallah. Her zaman kapımız açık. Her zaman teşekkür bekleriz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ayağına sağlık. Eline sağlık. Evet arkadaşlar, o zaman bir sonraki videomuzda, bir sonraki şehir videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. A few moments later. Lego ile kalın. Hoşça kalın. Bir dakika. Tekrar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lego ile kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.